Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün hemen şöyle yanımda görmüş olduğunuz güzel, performanslı ve bu performansa rağmen oldukça hafif olan bir bilgisayar olan Acer Swift 3'ü inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda, hep beraber izleyelim. Arkadaşlar Acer uzun yıllardır özellikle dizüstü bilgisayar alanında farklı farklı modellerle karşımıza çıkıyor. Yani çok pahalı modelleri de var, ucuz modelleri de var, uygun fiyatlı olanları da var veya işte çok performanslı üst düzey bilgisayarları da bulunuyor. Bize gelen Acer Swift 3 ise aslında hem performansı hem de aslında bu hafifliği bir araya getiren bir bilgisayar olmuş. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış özelliklerden başlamak istiyorum. Şimdi bu ürünün iki farklı rengi var arkadaşlar. Bir tanesi mor renkli, bir tanesi de gri renkli. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bize gönderilen model ise mor renkli olan sürümdü. Tuş takımı oldukça geniş bir şekilde tasarlanmış, onu söyleyebilirim. Tuşların karakterlerin arasında yeteri kadar boşluk var. Basması, dokunması vesairesi de oldukça rahat. Tuş takımına baktığımda şöyle bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Ok tuşları hemen sağ alt köşeye konumlandırılmış. Page up, page down yani sayfa içinde yukarı ve aşağı hareket etmeyi sağlayan tuşlar ise bu ok tuşlarının hemen sağ ve sol taraflarına yerleştirilmiş durumda. Bunun dışında fonksiyon tuşları üst kısımda yer alıyor. Klavyede bulunan FN tuşuna basarak bu fonksiyon tuşlarını kumanda edebiliyoruz. Şimdi menteşe tarafına geldiğimizde ise şöyle bir durum var. Menteşemiz 180 derece açılabiliyor. Bu özellik zaman zaman ihtiyacımız olabiliyor ya da o tarz bir iş yapıyorsanız bu menteşeyi tamamen açarak kullanmak ihtiyacınız olabilir. Böyle bir özelliğin olduğunu da söylemiş olayım. Sol yan taraftaki giriş ve çıkışlara bakacak olursak karşımıza bir güç girişi çıkıyor. Tip C bağlantısı var. Onun hemen yanında standart boyutta bir HDMI'miz var. Ve onun yanında da tip A dediğimiz USB bağlantımız var. Yalnız bu tip C bağlantısı ile ilgili bazı özellikleri söylememde fayda var. Onu detaylarda birazdan söyleyeceğim ama bu aynı zamanda şarj özelliği sunuyor ve aynı zamanda yüksek hızlı veri aktarımına imkan tanıyor. Diğer yan tarafa baktığımızda ise Kensington kilidi çıkıyor. Onun hemen yanında bir tane daha tip A bağlantımız var ve bir de kulaklık mikrofon çıkışlarının yer aldığını söyleyelim. Bunun dışında cihazın herhangi bir girişi çıkışı vesairesi bulunmuyor. Kart okuyucusu yok. Onu da söylemiş olalım. Kart okuyucu bulunmuyor. Hani bazen ihtiyaç olabiliyor. Onun için bunu özellikle söylemekte fayda var arkadaşlar. Kart okuyucumuz yok. Öte yandan güvenlik açısından kullanabileceğimiz bir adet parmak izi okuyucu da yine klavyenin hemen alt kısmında konumlandırılmış. Touchpad'imiz fena bir boyutta değil. Cihazın genişliğinin yaklaşık olarak 3'te 1'ini kaplayacak kadar büyük bir alanda yer alıyor. Kullanımı vesairesi de oldukça rahat olduğunu söyleyebilirim bu touchpad'in. Ekran tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar ekranın çerçeve kalınlıkları özellikle sağda ve solda oldukça ince iken üst kısmında bir parça kalın. Bu kalınlığın sebebi ise bir webcam'ın olması üzerinde. Alt kısımda ise biraz daha bir kalınlık söz konusu. Yani yanlar oldukça ince, üst kısım biraz kalın. En alt kısımdaki Acer yazısı ise oldukça ince olarak tasarlanmış. Bu arada menteşe kısmında çok belli olmasa da böyle belli belirsiz bir Swift yazısı yer alıyor. Böyle gri renkte yazıldığı için çok anlaşılmıyor ama böyle dikkatli baktığınızda orada bir Swift yazısı olduğunu da görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmekte fayda var. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bilgisayarımızın ekran boyutu 14 inç. Full HD çözünürlük sunuyor bizlere. AMD Ryzen 5 4500U işlemci ile birlikte geliyor. Bize gönderilen sürüm böyleydi en azından. Bu arada bunun farklı varyasyonları da var. Intel olanında var. İşte AMD'nin farklı işlemciyi kullanan versiyonlarında olduğunu söyleyeyim. Acer Swift 3'ün bütünleşik Radeon grafik kartı var. Yani harici bir ekran kartımız yok arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. 8 GB'lık DDR4 RAM'imiz var. 256 GB'lık bir SSD'miz bulunuyor. Bize gönderilen sürümde Windows Home Pro vardı arkadaşlar. Parmak izi okuyucu olduğunu söylemiştik zaten. Bir de bu üründe önemli bir özellik daha var. Wi-Fi 6 desteği var. Onun detaylarını da kullanım tarafında size belirteceğim ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını. Magnezyum, alüminyum karışımlı bir metal kasamız var arkadaşlar. Bu bazen sorulan bir şey. Hani metal mi plastik mi? Kasa metal. Bunun da rigidliği bir parça daha arttırdığını söylemekte fayda var. Bu arada buna rağmen arkadaşlar cihaz çok ağır değil. 1.2 kilogram gibi bir hafiflikle bize geliyor ki özellikle günlük kullanımda çok çok güzel bir fonksiyon olduğunu söyleyeyim.
USB tip C'ye dedik, Super Speed desteği sağlıyor. 10 Gbps'e kadar bir destek veriyor. Bu önemli bir özellik. Neden? Onu da birazdan size belirteceğim. 720p webcam'imiz var. 50.29 watt saatlik 4471 mAh'lik bir pilimiz var. Ve bu modelin, en azından bize gönderilen modelin fiyatının 6499 TL olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar, bu teknik özelliklerden bahsettik, genel görünümden bahsettik. Gelelim şimdi cihazın kullanımına. Bir kere ürün çok hafif. Bu benim hoşuma gitti. Özellikle mobil olanlar, mesela biz çok mobiliz arkadaşlar. Dışarıda işler yapıyoruz. İşte çekimlerimiz olabiliyor, yazı yazmamız gerekiyor, içerik üretmemiz gerekebiliyor. İşte o gibi durumlarda hafif bir bilgisayar çok işe yarıyor. Diyeceksiniz ki niye? Şundan dolayı arkadaşlar, bir bilgisayarı sadece bilgisayar olarak düşünmeyin. Yanınıza sadece bunu taşımıyorsunuz. Yerine göre harici hard disk taşıyorsunuz. Yerine göre bunun adaptörünü getirmeniz gerekiyor. Yerine göre işte farklı şeylerde kitap, defter vesaire gibi şeyler de taşıyorsunuz. O yüzden bizim gibi insanlar, özellikle mobilseniz, yanınızda birçok şey taşıyorsunuz. O yüzden orada böyle hani 500 gram bile, işte 300 gram bile çok önemli hale geliyor. 1.2 kilogram ağırlığı var. 14 inçlik bir ekran. Biliyorsunuz 14 inç çok bulunan bir tür değil genelde bilgisayarlarda. Hani sayıya baktığımızda 13'ün sayısı daha fazladır 13 inç bilgisayarların. 15.6 inç de epey fazladır ama 14 genelde azdır. Bu ürün 14 inç bence mesela ideal bir boyut, bence 14 inç. Çok ağır olmuyor bilgisayar ama ekranda çok küçük olmuyor. Bence güzel bir ekran boyutu olmuş. İşlemci tarafına gelecek olsak, AMD'nin biliyorsunuz 6 çekirdekli bir işlemcisi bu. Ryzen 5 4500U kullanıyor. İyi bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle performans anlamında günlük ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılayan bir işlemci. Belki 8 GB RAM hani yeter mi yetmez mi diye düşünürsünüz, olabilirsiniz ama günlük ihtiyaçlar için 8 GB RAM fazlasıyla yeterli oluyor arkadaşlar. Bu arada biz cihazın arkasını da açtık. 8 GB RAM gömülü olarak geliyor ama bu ürünün Türkiye'de var mı çok emin değilim. 16 GB'lık sürümlerinde olduğunu açıklama sayfasında görmüştüm Acer Türkiye'nin. Türkiye'de satılıyor mu çok emin değilim arkadaşlar. Onu bir kez daha altını çizeyim. Ama 8 GB RAM ile birçok işte işinizi görür. İşte Photoshop kullanabilirsiniz. Ne bileyim, oyun da oynayabilirsiniz belli bir noktaya kadar. Onu birazdan detaylarını söyleyeceğim. O bakımdan performans anlamında bir sorun olmuyor. 256 GB'lık bir SSD ile geldiğini söylemiştik. Bu SSD'nin biz testlerini yaptık. NVMe türünde bir SSD. Arka kapağını açıp ona da baktık arkadaşlar. Zaten çok değerli toplu bir arka tarafı var. Yani vidaları söktükten sonra böyle karşınıza çok güzel, şık bir bilgisayar çıkıyor. Her şeyini görebiliyorsunuz orada. Pilini vesairesini, zaten pile falan da oradan baktık biz. Bu SSD'nin okuma ve yazma hızını söyleyeyim arkadaşlar. 1815 MB saniyede okuma hızımız var. Yazma hızımız ise 959 MB. Böyle bir değer bulduk. NVMe olması iyi. Zaten son dönemde artık bilgisayarların tamamı NVMe'ye geçti diye söyleyebiliriz. Özellikle böyle hani belli bir fiyat bareminin üzerinde olan bütün bilgisayarlarda standart olarak NVMe SSD yer alıyor. Bazı ufak detaylardan bahsetmek istiyorum. Ekranın 180 derece yatırıldığını söylemiştik. Dokunmatik değil. Full HD. Full HD olması sıkıntı mı? Değil arkadaşlar. Günlük kullanım için fazlasıyla yeterli bir çözünürlük bu. Elbette 2K ve 4K gibi farklı paneller de artık bilgisayarlarda kullanılmaya başlıyor ama onlar hem maliyeti arttıracaktır hem de güç tüketimini arttıracağı için bence bu üründe Full HD kullanılması çok mantıklı olmuş. Yatırıldığı için de rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntısız bir kullanım söz konusu. Klavye aydınlatması mevcut, onu söyleyeyim, ama kademeli değil arkadaşlar. Kademeli değil derken şu, bazı bilgisayarlarda biliyorsunuz hani bir kere basınca işte %50 aydınlatıyor, bir kere daha basınca klavyedeki tuşları %100 aydınlatıyor falan, böyle farklı kademelerde bir aydınlık ayarı yapabiliyorsunuz. Bunu da öyle değil, açma kapama şeklinde konumlandırılmış. Wi-Fi 6 meselesine biraz değinmek istiyorum. Biliyorsunuz yeni nesil Wi-Fi teknolojisi bu. Çok daha hızlı veri transferi yapmanızı sağlıyor. Özellikle kablosuz ağlardayken. Yani bulunduğunuz yerde Wi-Fi 6 destekleyen bir router, modem ya da benzeri bir cihaz varsa, bu üründe desteklediği için Wi-Fi 6'yı, Wi-Fi 5'e göre, yani şu an kullandığımız 802.11ac'ye göre yaklaşık olarak %30 oranında, bu pratikteki sonucu söylüyorum. Normalde 3 kata kadar hız artışı sunuyor Wi-Fi 6 ama pratikte yaklaşık olarak %25-%30 bir performans artışı sağlıyor dosya transferinde. Dosya transferinde nedir diyeceksiniz. Mesela diyelim ki 10 GB'lık bir dosyayı kablosuz ağdan atacaksınız. %30 daha hızlı atacağınız anlamına geliyor. Bir de Wi-Fi 6 donanımsal bir özellik olduğu için benim kişisel fikrim, Özgür Çetin olarak, bundan sonra alacağınız bilgisayarlarda Wi-Fi 6 özelliğinin olmasına dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü sonradan takılan aksesuarlar, USB aparatları falan var ama yine de
üzerine bütünleşik olarak gelmesi kadar fayda sağlamayacağını söylemek istiyorum. Üründe güvenlik anlamında Windows Hello ile beraber kullanabileceğiniz bir parmak izi okuyucumuz var. Parmak izini gerekli tanımlamaları yaptığınız zaman bilgisayarı parmak izinizle de açabiliyorsunuz. Bu da böyle hani hem iş için hem özel hayat için kullanabileceğiniz bir bilgisayar olarak da karşımıza çıktığını gösteriyor Acer Swift 3'ün arkadaşlar. Şimdi gelelim performans tarafına. Tabii performansını biz beğendik. Günlük ihtiyaçlarımız için fazlasıyla iyi olduğunu söyledik. Photoshop vesaire kullanabiliyorsunuz. Bir yere kadar abartmamak kaydıyla böyle hani yüksek performans isteyen uygulamaları da çalıştırabilirsiniz. Ama tabii ki mesela Photoshop kullanırsınız ama 500 MB'lik bir PSD açarken tabii ki bu cihaz zorlanacaktır. Günlük ihtiyaçlar açısından Photoshop yeterli. Hatta Premiere bile kullanabilirsiniz arkadaşlar bu ürünle beraber. Ama tabii ki render süreleri birazcık uzun olacaktır. Çünkü üzerinde bütünleşik bir grafik kartı yok. Performans tarafında sentetik testlerde yaptık. Her zaman yaptığımız gibi. PCMrack'ta şu anda ekranda görüyorsunuz. 4728 puan aldı bu bilgisayarımız. Bence en azından bu donanıma göre yeterli olduğunu söyleyelim. Gelelim oyun tarafına. Belki oyunu da merak ediyorsunuz ki genelde bu tip bilgisayar incelemelerinde en çok onu soruyorsunuz arkadaşlar. Şunu oynatır mı? Bunu oynatır mı? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz Valorant'ta denedik. Şu anda ekranda onun FPS değerlerini göreceksiniz. Valorant'ta filan rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Tabii ki Valorant çok yüksek bir grafik gücü istemiyor. Zaten bu ürünün üzerinde de bulunan Radeon grafik işlemcisi de öyle çok üst düzey bir performans sunmuyor ama bu tarz böyle League of Legends, Valorant, işte CSGO gibi oyunları çok rahat bir şekilde oynarsınız arkadaşlar. Onlarda sorun olmaz. Ama ben bu bilgisayarda Cyberpunk 2077 oynayacağım, Doom Eternal oynayacağım falan derseniz doğal olarak yeterli olmayacaktır. Öyle bir iddiası da zaten yok bu cihazın. Ama soruyorsunuz, sorduğunuz için de ben özellikle söylemekte fayda var. Hani siz sormayın diye bunları özellikle söylüyorum. Yüksek grafik gücü isteyen bir oyunlarda belki çözünürlüğü vesaire düşerek oynayabilirsiniz. Ama tabii ki performans almak istiyorsanız o tip oyunlarda harici ekran kartı olan bir modele yönelmeniz daha mantıklı olacaktır. Üründe bir de 720p video kayıt yapabilen bir webcam bulunuyor. Webcam olması önemli biliyorsunuz. Günümüzde Zoom'du, işte Skype'du, şuydu buydu artık bu tip uygulamalar çok önemli hale geldi. Bu tip uygulamalarda biz genelde görüntülü görüşme yapıyoruz. Görüntülü görüşme yaparken de mutlaka ve mutlaka bir kamera ihtiyacımız oluyor. Şimdi gelin bir kameranın kalitesine bakalım ama bakmadan önce şunu hatırlatmakta fayda var. Bu bütünleşik bir kamera. Günlük olarak işimizi görmek üzere tasarlanmış böyle üst düzey bir kamera performansı beklemeyin ama günlük işlerde de fazlasıyla iyi bir şekilde performans verdiğini de söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, Acer Swift 3'ün webcam'i işte bu şekilde bir kayıt yapıyor. 720p çözünürlüğünde kayıt yaptığını belirtelim. 1280'e 720 piksellik bir video oluşmuş oluyor. Bilgisayarda bulunan webcam'in oldukça iyi bir kalite sunduğunu da söylemiş olalım. Şu andaki bütün görüntüyü ve sesi Acer Swift 3'ün kamerasından izliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim Acer Swift 3'ün pil performansına. Teknik özelliklerde söylemiştim arkadaşlar. Bu cihazın üzerinde 50.29 watt saatlik 4471 miliamperlik bir pilimiz var. Şimdi bu pille biz farklı farklı sentetik testler yaptık. Acer'ın iddiasına göre, web sayfasındaki iddiadan bahsediyorum, 12 saat bir pil ömrü var yazıyordu. Biliyorsunuz markaların bu açıklamaları genelde tam tutmuyordur. Yani biz yaptığımız testlerde genelde biraz aşağısında değerler buluyoruz ama bu sefer Acer Swift 3 beni şaşırttı. Örneğin PCMrack bateri testinde video modundayken 12 saat 40 dakikalık bir sonuç bulduk arkadaşlar. 12 saat 40 dakika boyunca bu ürünle video izlerseniz pil bitmiyor. Gerçekten de pil olayı beni şaşırttı. Markanın kendi sitesindekinden daha iyi bir değer bulduk. Genelde hani 1-2 saat aşağısı çıkar, 11 saat çıkar, 12 saat çıkar, ne bileyim 10 saat çıkabilirdi ama bu sefer 12 saat 40 dakika gibi çok yüksek bir değer bulduk. Yani bu şu anlama geliyor, bu cihazı alın. Yanına adaptörünü almanıza bile gerek yok. Rahat rahat bir gününü çok rahat bir şekilde çıkarırsınız. Yeri gelmişken ondan bahsedeyim. Bu USB tip C bağlantısı aynı zamanda şarj özelliği de sunuyor. Şimdi kendi bir adaptörü var, hatta onu da göstereyim. Şöyle çok küçük bir adaptörü de var. Şu kadarcık böyle vallahi ufacık bir şey, çok da ağır değil bu arada. 200-250 gram bir ağırlığı var. Şöyle bir adaptörümüz var. Bununla şarj edebilirsiniz isterseniz. Ama yok ya, ben onunla uğraşmak istemiyorum. Yanında bir tane power bank var. PD özelliği de, power delivery özelliği de var diyorsanız bu bağlantıdan, bu tip C bağlantısından bağlayın. Yoldayken, arazideyken de cihazı şarj edebiliyorsunuz. Ya da bir adaptörünüz de olabilir tip C ve PD özelliği olan. Onu bağladığınız zaman rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bence çok iyi bir özellik olmuş. Hem adaptörünü kullanabiliyorsunuz şarj için hem de bu tip C bağlantısını kullanabiliyorsunuz. Harika bir özellik olmuş. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar.
bir bilgisayarda tip C bağlantısının olması onun aynı zamanda şarj olarak kullanılacağı anlamına gelmiyor. Üreticinin bunu içerideki yani anakart üzerinden ayarlamış olması gerekiyor. Yoksa hani şöyle düşünmeyin lütfen, bazen böyle sorular geliyor sizden. Ben bunu, benim bilgisayarımda tip C var, oradan şarj edebilir miyim? Hayır, edemezsiniz. Üretici eğer buna izin vermiyorsa her gördüğünüz tip C bağlantısını aynı zamanda şarj için kullanamazsınız. Acer Swift 3'te ki USB tip C bağlantısı hem şarj için kullanılabiliyor hem de data aktarım için kullanılabiliyor. Bence çok güzel olmuş. Bu arada cihazın üzerinde bulunan hoparlörlerin ses kalitesi de oldukça iyi. Onlarla ilgili bir test yaptık. Şimdi de onu izleyelim. Evet, biliyorum arkadaşlar uzun bir inceleme oldu ama Acer Swift 3 birçok özellik sunduğu için hepsini de anlatmak zorunda olduğumdan dolayı videoyu biraz uzattık. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Hepimizin merak ettiği konu var. Fiyat meselesi. Biz bu ürünü test ettiğimiz Aralık ayının son günlerindeyiz. Şu anda 2020 bitmek üzere ve bu ürünün fiyatı 6.499 TL arkadaşlar. Videonun başında söylemiştim, farklı işlemci seçenekleri de var. Farklı donanımlar da gelebiliyor Acer tarafından. Ama bize gönderilen sürümün fiyatı 6.499 TL idi. Bir araştırma yaptım ben bu incelemeyi çekmeden önce arkadaşlar. Çeşitli sitelerden baktım, ticaret sitelerinden. Bu özelliklerde, bu işte ekran kartı olsun, işlemcisi olsun, RAM olsun, SSD olsun, en ucuz olarak alabileceğiniz model Acer Swift 3 arkadaşlar. Elbette daha pahalısı var ama en ucuz noktada bu ürünün olduğunu söyleyebilirim. O yüzden özellikle hafif ve mobil olarak kullanmak için bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız, fiyatı da uygun diyorsanız Acer Swift 3 tam size göre. Teknoloji.com YouTube kanalında yayınladığımız bu videoda arkadaşlar Acer Swift 3'ün tüm özelliklerini anlatmaya çalıştık. Ama olur ya, unuttuğumuz, anlatmayı atladığımız ya da kafanızda bir soru işareti oluşturan bir nokta kaldıysa bu videonun altında bize yorum olarak yazın. Hepsini yanıtlıyoruz, hepsini okuyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, şimdi şuradan bir şey çıkacak arkadaşlar, şurada görebilirsiniz. Ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.